Yaşam yüksek anlamlılık yüklü ender tekil anlardan ve bu anların olsa olsa gölge görüntülerinin çevremizde gezindiği sayısız aralardan oluşur. Yani bir yükselme anları var. Hayatın parıldadığı anlar, zihnimizin, bilincimizin, algımızın kapılarının açıldığı anlar, başka bir vizyonla dünyayı gördüğümüz anlar. Bir de onlar arasındaki o daha gündelik hayatın hakim olduğu, bizim yükselemediğimiz, zeminde kaldığımız haller diyor. Sevgi, aşk, bahar, güzel ezgiler, dağlar, ay, deniz, her şey ancak tek bir kez tam olarak yürekten dile gelir. Bir biçimde söze tam olarak hiç dile gelebilirse tabii. Çünkü birçok insan bu anları hiç yaşamaz. Onlar gerçek yaşam senfonisinin araları ve duruşlarıdır diyor. Şimdi bu yaşamın senfonisi ya da Novalis'in ifadesiyle kainatın senfonisini duymak. Bazen top atışlarının gölgesinde, bazen işte makine gıcırtılarının sanayi devriminde olduğu üzere gölgesinde kainatın senfonisini duymaktan bahsediyor. Böyle şiirsel bir yaklaşımı var dünyaya ve bu felsefeden daha yüksek bir ifade gücüne, temsil gücüne sahip. Çünkü her yerde çok derinlikli felsefeyle kendinizi ifade edemeyebilirsiniz ama iyi bir şiirin dünyanın her yerinde, her kültüründe bir karşılığı vardır. Çok iyi şairlere büyücü de derler, peygamber de derler. Hatta İslam peygamberine sen şairsin demişlerdir. Çok iyi bir hitabetle, çok hikmetli sözler söylediği için. Dolayısıyla şiirsel bir felsefe ya da felsefi bir şiir diyebileceğimiz bir tarza sahip Novalis, Schlegel ve diğerleri. Bir de yeni formlar yaratmışlar. İşte bütünün bir parçası olarak size bir fragman veriyor ve sessizliklerini siz konuşturun, eksik kalan yerlerini siz tamamlayın, karanlıkta olan yerlerini siz aydınlatın bu meselenin diyerek Açık. okura, muhataba okumak, Düşünmek. yazılanı yazmaya devam etmektir diyor adeta. Öyle ifade edeyim. Şimdi böylesine bir davetkarlık ben felsefesiyle bilinen Fichte'nin o sistemini dağıtıyor. Ben ve ben dışı diye çünkü dünyayı görüyor. Yani ich filozofi diye bilinen bir kocaman bir literatür var ve Fichte onun tam kalbinde. Novalis diyor ki hayır ben ve ben dışı değil. Seninle benim aramda senin görmediğin bir başka şey daha var. Ve sen dünyayı ikiye bölerek ben ve ben dışı diye ayrıştırarak asla aşılamayacak bir duvar örüyorsun. Halbuki hayat zannettiğimizden çok daha bütünleşik, çok daha holistik. Hızlıca buradan şöyle bağlayacağım. 80 sene sonrasından okuduğum şey, şimdi 80 sene geri dönüp tekrar 1790'ların sonlarında Novalis'in dediğine geri geliyorum. Senin okuduğun Nietzsche'nin söylediği ve şimdi Novalis'in tekrar söylediği. Keşke insan doğanın iç müziğini anlayabilse ve dış ahengini hissedebilse. Ama insan hepimizin birbirine ait olduğunu ve birimiz olmadan öbürümüzün var olamayacağını neredeyse hiç bilemez diyor. Ve tekrar kainatın senfonisini duyma becerisini geliştirmenin peşine düşüyor. İşte o zin filozofi dediğim şey, senfonik bir biçimde dünyayı kucaklama, onu embrace etme hali diyeyim artık biraz İngilizce bir şeyle. Orada işte mineraloji, madenler, matematik, astronomi, doğanın kendisi, doğa-insan ilişkisi, doğa-tanrı ilişkisi, tanrı-insan ilişkisi derken ortaya gerçekten hikayeyi başka bir yerden kuran bir yeni bir çift söz çıkıyor. Asıl şey bu.